Linux çekirdek var. GUI Linux nedir? Wayland, X11, KDE, GNOME. Abi bunların ne farkı var? Tamam indireyim. Mint, Arch Linux. I use Arch by the way. Kali diyor, Debian diyor, Wayland diyor, x bir diyor. <laughs> o kadar çok terim var ki aslında hepsi öğrenmesi çok basit. Öğrenmeye başladıktan sonra anlaması çok kolay olan şeyler. Gel bugün seninle beraber bu terimlerin hepsine bir kafa yoralım. Söz veriyorum bu video bittikten sonra Linux'taki bütün jargonları öğrenmiş olacak. Söz veriyorum. Evet dostlar Linux'ta çok fazla jargon var ama merak etmeyin hepsini sizinle beraber bugün açığa kavuşturacağız. Başta aslında çok da zor olmayan herkesin aşina olduğu masaüstü ortamlarına bir gelelim. Bunlardan en bilinenleri dostlar sizin de daha önce Linux indirmek istediyseniz ya da bunları araştırdıysanız falan böyle karşınıza çıkan 4 tip olandan bahsedeceğim. Cinnamon, GNOME, KDE, XFCE bu masaüstü ortamları nedir abi bunları isterseniz biz sizinle beraber bakalım ve kendi yorumlarımı da katayım. Öncelikle şundan bir başlayalım. Şuraya zaten teker teker resimler gelecek de GNOME. Abi Gnome bana kalırsa böyle çok bir Android havası olan. Zaten arkada resimler dönüyordur. Görüyorsunuzdur onları. Böyle aşırı basit ya aslında minimalist bir ortam var. Bak göze bence hitap eden bir ortam var Gnome'un. Fakat şöyle bir durum var. Biraz daha böyle bana şeyvari geliyor. Bilgisayar için değil de böyle bir Android telefon hissiyatı veriyor bana. Android kullanması aşırı pratik. Şuraya koyduğum videoyu izlersiniz. Eski bilgisayara Arch Linux yükledim. bunu yaptım abi. Orada mesela biraz kullanma fırsatım oldu. Aslında pratik bu arada. Yani farklılık denemek istiyorsanız bence Gnome'u tercih edebilirsiniz abi. Zaten sürekli güncelleme alıyor yani konum. Abi ikincisine gelelim KDA plazma. Şu an kendi bilgisayarımda gördüğünüz bu benim bilgisayarımda yüklü olan şu an KDA plazma bak şöyle göstereyim. Tak 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 bir şeyler açıp kapatıp ya bunu kısa yolun gerçi bütün Linux'larda ekleyebiliyorsun da. Abi hani daha böyle bana bir Windows vari gibi değil de sistem performansını çok istiyor bak ona bir şey söylemiyorum ama göze böyle en güzel hitap eden ve benim de bu arada aralarında en çok kullandığım yani en uzun süre KDE'yi kullanmışımdır ben. Masaüstü ortamı burası KDE yani. ikonlarını kişiselleştiriyorsun. Butonu üstü atıyorsun. Buralara araçlar ekliyorsun. Teknolojik geliyor yani anladın mı? Göze de hitap ediyor zaten. Lakin şöyle bir sıkıntı var tabii. KDE diğer sayacağım Masaüstü üstü ortamlarının en sıkıntılısı ya sıkıntılısı derken şöyle ben mesela son bir yıldır hiç KDE'de sıkıntı yaşamadım ya çok nadiren de olsa ister istemez sıkıntılar yaşıyoruz ya bunlar tabii ki de böyle korkunç bilgisayarı açılmayacak hale getiren ya da kullanılamayacak hale getiren problemler değil fakat bazı tip problemler oluyor işte fontu bozuluyor gidiyorsun değiştiriyorsun masaüstü başlatıcım bozuluyor gidiyorsun değiştiriyorsun yani bence güzel bir ortam oluyor böyle güncel hissettiriyor insana yani böyle insan bence kullandığı işletim sisteminin masaüstü ortamını istediği gibi kişiselleştirmeli ki bilgisayarı kullanmaktan keyif alsın. Yani bilgisayarda bir şeyler yapmaktan keyif alsın. Şimdi bununla alakalı şunu demek istemiyorum. Bilgisayar ne kadar böyle ışıl ışılsa ne kadar böyle cafcaflısa insana o kadar güzel gelir demiyorum abi. Çünkü neden? Ben 6 ay kadar XFCE'yi kullandım ve masaüstü ortamında hiçbir efekt yok. Yani o zamanlar mesela Linux'u ilk öğrenmeye başladığım dönemde ve araştırmalarım sonucunda onda nereden araştırmışım bilmiyorum. En az sıkıntılı olan XFCE'ydi. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı var. Gerçek kullandığınızda inanın eski olduğunu hissettiriyor yani size. Eski derken takılma etme değil de böyle vintage bir <laughs> görüntüsü var. da o da ona da geleceğim. O KDE kısacası böyle arkadaşlar. tabi size de tavsiyem KDE kullanmanız arkadaşlar bu arada açık ve net bir şekilde. Şimdi az önce bahsettiğim XFCE'ye de buradan bir giriş yapayım. Abi XFCE nasıl biliyor musunuz? Karşınıza çıkacak muhtemel en eski masaüstü ortamı. Performansı aşırı az. Yani şunu söyleyebilirim. Minimal oranlarda istiyor bilgisayardaki RAM'i. Yani yani böyle patates bilgisayar dediğimiz 2 GB RAM'i olan vesaire bilgisayarlarda falan XFCE'yi kuruyoruz biz arkadaşlar. Bir de burada bir parantez açayım. LXQT ve LXDE var. Bir de XFCE'nin arasına sıkıştırmış olayım. Bunlar daha daha XFCE'nin daha minimal halleri. Hani onlar biraz daha az sistem kullanıyorlar falan. Hani bilgisayarınız çok patatesse indirin ama o kadarına da gerek yok. E, bu masaüstü ortamına aslında çok klasiktir ki Kali Linux'u mutlaka videolarda falan denk gelmişsinizdir bu araştırmaları izliyorsanız. Kali Linux'un varsayılan sistemi XFCE arkadaşlar. Yani ma varsayılan masaüstü ortamı o. Çünkü Kali Linux'u kullanan bir insan yani masaüstü kişiselleştirmekmiş falanmış falanmış bunlarla çok işi yok. Adam indiriyor, işini hallediyor, kapatıyor, gidiyor. Yani sızma testi gibi bu tarz iş sunucu gibi, bu tarz işlemlerde. Siz masaüstü ortamında geçirdiğiniz zaman tamamıyla iş odaklı olduğu için ne kadar az sistem kullanan bir masaüstü ortamı tercih ederseniz doğal olarak bilgisayardan o kadar yüksek verim almış oluyorsunuz. Uzun zamandır geliştirildi Diyorum şimdi sistem az kullanıyor ama en az sıkıntı çıkartan da o. İşte dedim ya eğer bir insan iş odaklı yani o işletim sistemini işiyle bağlantılı bir şekilde kullanıyorsa bu tercihi yapması çok normal çünkü en az sıkıntı çıkartan o. En az sistem gereksinim yapan o. normal olarak adamlar da tek tuşu basıyor. Terminali açıyor işini hallediyor kapatıyor. Ona da göz gezdirebilirsiniz. Arkada akıyordur muhtemelen zaten masaüstü ortamları. Gelelim göz bebeğimize arkadaşlar. Bu artık mintle o kadar çok bağdaşmış ki sinamon. Bu da şöyle bir durum var size söylemek istediğim. Cinnamon bana kalırsa en çok Windows var masaüstü ortam. Cinnamon gerçekten böyle tam ben Windows'tan geçtim abi Linux'u kavramaya çalışıyorum. Hani hangisini kurayım ya net Cinnamon kur kanka. Hani oradaki seçimlerden Cinnamon'u yap. Ya tabii şu da çok önemli. Her işletim sistemi ya her Linux dağıtımı bütün masaüstü ortamları ile optimize gelmiyor arkadaşlar. Mesela tutup da Mint'te KDE kullanmaya çalışırsam muhtemelen sıkıntı yaşayacaksın yani. O yüzden kullanmak istediğiniz dağıtımın kullan mak istediğiniz masaüstü ortamıyla yani uyumlu olması da biraz önemli. İşte, işte aslında işler bu noktada biraz karmaşıklaşıyor. Mesela Garuda kullanan bir insan PDA dışında bir şey kurmaz anladın mı? Ya da Mint kullanan bir insan Cinnamon dışında bir şey kurmaz. Yani PDA kullanmak istiyorsa bir insanın işte dediğim gibi Garuda kurması lazım. Keçi OS kurma, yani kurması lazım derken onlarla daha optimize. Çünkü onların üzerine yazılmaya yani hatalarını ayıklamaya başlamışlar. Burada şu demek değil. Siz Mint'te KDE kullanamazsınız demek değil. Sim geliştirmecileri ile sürekli deniyorlar arkadaşlar. Denediklerinde doğal olarak adam sürekli Sinamon üzerinde test yaptığı için e, Sinamon açıklarını kapatıyor. Yani, durum böyle olunca sen tutup da Mint'e KDE kurmak istersen e, bu sefer de maalesef sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalıyoruz falan. Ha tabi sen bir işletim sistemini kurmak istiyorsundur. Mesela kendi sitesinde 2 ya da 3 tane falan şey veriyordur sana. 2 ya da 3 tane falan böyle birbirinden farklı. Mesela diyordur ki istersen onu indir, istersen KDE indir, istersen Xfce indir. Ha tamam abi ona diyecek hiçbir şeyim yok. Bunu kendi sitesinde yayınladıysa zaten adam onu geliştirmiştir, testlerini yapmıştır, hatalarından ayıklamıştır. Yani evet dostlar o yüzden indirmek istediğiniz işletim sisteminin masa üstünüzle uyumlu olması daha sizin için sağlıklı olacak. Size şimdi az önce söylediğim masaüstü üstü ortamlarıyla optimize gelen işletim sistemlerini varsayılan olarak söyleyeyim. Siz bunları mesela kendinize bir pay için Ha diyeyim bak mesela ben KDE kullanmak istiyorum. Bana bir işletim sistemi söyle ben bunu bir araştırayım diye. Gnome masaüstü ortamını kullanmak istiyorsanız eğer size Ubuntu'yu önerebilirim. Çünkü uzun zamandır Ubuntu varsayılan olarak sürekli Gnome'la geliştiriliyor. KDE plazmayı size önerebileceğim iki tane var. Birincisi Garuda, ikincisi CacheOS. Ben bunları kendim kullandığım için size önerebiliyorum arkadaşlar. Onun dışında siz araştırdığınızda eminim ki başka bir sürü Linux dağıtımı görebileceksinizdir KDE ile uyumlu olan. Üçüncüsü XFCE. Arkadaşlar şimdi biraz garip olacak belki ama ben burada Debian'ı önereceğim. Çünkü Debian kullanın kullanırken de e, Xfce kullandım ve aşırı stabil geldi. Yani ben onu sunucumda kullandım. Abi hiç mi diyeceksin ben kendi sunucumda bir yıla yakın bir kere bile sıkıntı yaşamadım. Yani belki başka arkadaşlar vardı işte Kali Linux falan diyecekler muhtemelen de zaten Kali Linux Debian üzerinden. Son olarak da Cinnamon'u zaten gözlemiz arkadaşlar. Mint yani Mint ben bildim bileli kendi Cinnamon'u geliştiriyor bildiğim kadarıyla ve videosunu da şuraya koyarım. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Windows'tan Linux'a geçecek olan arkadaşlar için de önerdiğim işletim sistemi, önerdiğim masaüstü ortamı Mint ve Cinnamon. Yani bu kısım böyle dostlar. Sizin kafanızda da yerleşmesi için tam olarak bir masaüstü ortamlarını bu şekilde işlemek istedim. Evet arkadaşlar, basitten tekniğe doğru ilerliyorum. Şimdi sizin de en çok belki kafanız karıştıran şeylerden birine gelelim. X11 mi, Wayland mı? Başta konuya tarihçelerine girmeden önce şunu söylemem lazım. X11 sağlam, Wayland sıkıntılı. X11 yavaş, Wayland hızlı. Şimdi bu ikilemden şöyle sıyrılabiliyoruz aslında. Kendim yaşadığım için. Bir yıldır Wayland kullanıyorum abi. Ve eskiye nazaran yaşadığım sıkıntılar aslında büyük ölçüde çözüldü. Ben birazdan size bunların teknik farklarını anlatacağım. Wayland eskisi kadar sıkıntılı değil abi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz abi. Şimdi ben çok böyle kafanızı yormadan aşırı ne tekniğe girmek istiyorum ne böyle sizi uyutacak kadar tarihçesine girmek istiyorum. O yüzden çok kısa bilgilerle bahsedelim. X11 1984'te MIT tarafından geliştirilmeye başlandı. Çalışmaya başlandı amaç şuydu biz klavye ve mouse'u aynı anda optimize bir şekilde çalıştıran bir masaüstü başlatıcısı yapmak istiyoruz. O zamanki problem buydu aslında. Mouse ve klavye optimize bir şekilde çalışamıyordu. Bunun ikisini birlikte yapabileceğimiz bir masaüstü ortamı yapmak istiyoruz dediler. Oradaki 11'de arkadaşlar evet X'in X masaüstü başlatıcısının 11. sürümü olması aslında. Şimdi peki X11 kullanımın avantajları nedir? Çok uzun bir süredir geliştiriliyor arkadaşlar. Neredeyse 40 yıl olacak. Bu yüzden hiçbir uyumluluk sorunu yok. Yani siz yeni indirdiğiniz, güncel indirdiğiniz bir uygulamayı X11 kullandığınız takdirde herhangi bir şekilde uyumsuzluk yaşamayacaksınız. Neredeyse kullanacağınız bütün Linux dağıtımları sorunsuz bir şekilde çalışacak abi. Bu inanılmaz bir olay. Yani sen kafandaki herhangi bir Linux'u belirlediğinde masaüstü başlatıcını X11 ya ben X11 kullanacağım dediğinde hiçbir uyumluluk problemi ve sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde çalıştırabileceksin. Peki bu X11'in dezavantajları ne abi? X11'in dezavantajları şöyle aslında. Artık güncel çıkan modern yani 2024 2025 ekran kartı, işlemci gibi özellikle grafik kartlarında bazen verimsiz çalıştırabiliyor abi. Çünkü artık o kadar eskidi ki o uyumluluk tam o verim olayını yakalayamıyor. Yani evet uyumlu, hiçbir şekilde problem çıkartmıyor. Fakat o işte verim konusunda tam Wayland'e yetişemiyor şu anda. Hız ve performans bakımından Wayland'in çok gerisinde kalmaya başladı artık. Her geçen gün Wayland biraz daha o açıklarını kapatıp hız ve stabilizesi zaten çok yüksekti. Açıkların her geçen gün kapattıkça X11 maalesef daha çok geride kalmaya başladı. Evet şimdi bir de Wayland'e bakalım. Wayland 2008 yılında Red Hat mühendisi Christian Hosberg tarafından başlatıldı. Peki neden Wayland'e ihtiyaç duyuldu? Yani 2008, yılında ne oldu da birden Wayland geliştirmeye ihtiyaç duydular? Arkadaşlar aslında bunun tek sebebi X11'in ...hantallığını geride bırakmak... ...daha modern, daha basit bir grafik altyapısı oluşturmaktı. Neden Wayland kullanalım? Yani X11 madem dediğimiz kadar uyumlu... ...Wayland'ı neden kullanalım abi? Hani bize ne katıyor? Wayland'da birincisi söylediğim gibi... ...daha hızlı ve daha akıcı çalışabiliyor arkadaşlar X11'e göre. O altyapısı modern... ...işlem uyguladığınızda, bilgisayara bir komut verdiğinizde... ...bilgisayar bunu daha hızlı bir şekilde algılayıp size cevap verebiliyor. İkinci olay ise az önce söylediğim gibi X11'in geride kaldı ama... Vey... Wayland'ın her geçen gün üzerinde koyduğu şey ise grafik kartlarındaki performans. Şu an isterseniz yanlış bilmiyorsam en son 5000 serisi çıktı. Yani 5090 bir bilgisayar ekran kartı alın bilgisayara takın. Driverlarını yüklediğinizde Windows'a nazaran hiç performans kaybı olmadan siz Wayland'da onu akıcı bir şekilde çalıştırabileceksiniz. Son avantajımız ise bence bu en önemlilerinden biri bu arada. Bazı dokunmatik ekranlar X11 Wayland'daki kadar kıntsız çalışmıyor. Evet sen dokunmatik bir bilgisayara Linux yükledin de Wayland'ı seçersen eğer dokunmatik olarak daha net, daha uyumlu çalışıyor Wayland. Peki bu kadar şey saydık. Bir de Wayland'in dezavantajlarından bahsedelim. Abi Wayland'in aslında dezavantajları çok kritik. Çünkü eğer bunların sorunlarını yaşarsanız ya aslında burada ben uzun zamandır sorun yaşamadım fakat işte sıkıntı yaşatabileceği şeyler çok net aslında Wayland. Mesela Wayland abi X11 kadar net değil. Yani Wayland'de şunu diyemiyorsun. Ben Wayland'ı seçerim. Wayland'ı kurduktan sonra kafama estiği gibi her şeyi kullanırım yapamıyorsun. Maalesef bazı uygulamalarda sıkıntı çıkartabiliyor. Mesela bunlar ne? Bir oyun oynamak istediniz. Şu an aklıma gelmiyor. Mesela o oyunu indirdiğinizde siz o oyunu başlatmak istediğinizde bazı tip problemler yaşayabiliyorsunuz. Yani oyuna girerken. Ha bunların çözümü var mı? Evet var. Çünkü artık çok fazla insan Wayland'i kullanıyor. Yani çözümlerini bulacaksın. Ama gene de insan işte başı ağrıyor. Yani hoş değil anladın mı? Ben kullandığım bir bilgisayarda karşıma bir hata tamam hata çözmekte problem yok. Ama o hatayı görmek bile bazen seni demoralize edebiliyor sonuç. Bir de diğer bir problem ben hatta bunu ben de yaşadım geçen sene. Abi ekran paylaşırken bazı tip problemler yaşıyoruz. Mesela ben OBS'ten ekran kaydı alırken geçen sene olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Mesela 3-4 tane ekran paylaşmam gerekiyor tek seferde. 3. ya da 4. de hata çıkıyordu Wayland kullandığım için. Yani onu yaparken X11'e geçiriyordum bilgisayarı ondan başlatıyordum. Sonrasında o problem çözülüyordu mesela. Yani bu tip garip bir problem de yaratmıştı Veyland. Evet dostlar şimdi şuraya böyle bir masa üstünde bir tablo koyacağım. Ya yani burada videoyu durdurup ikisi arasındaki farkları karşılaştırdım. Buradan çok daha net bir şekilde görebilirsin. Evet abi sıkıcı konulardan kernel. Kernel bir sistemin kalbidir abi. Yani şöyle anlatabilirim size. Atıyorum siz bir müzik dosyası açıyorsunuz tamam mı? Uygulama, çekirdek, ses kartı, hoparlör. Sen tarayıcıdan bir şey indirme komutu verdin. O zaman sistem şu şekilde işliyor. Tarayıcı, çekirdek, A kartı, internet. Yani aslında Çekirdek olmasa dediğim gibi yani bir uygulamaya tıkladığımızda ben bir oyun çalıştırmak istediğimde mesela direkt grafik kartıyla hani bir işleme girmek zorunda kalacaktı o uygulama ve bu normal olarak da böyle bir şey olamaz. Çekirdek böyle bir şey aslında arkadaşlar. Yani sizin anlayabileceğiniz şekilde çekirdeğin görevlerini şöyle sıralayabiliriz. Mesela hangi uygulamanın ne kadar RAM kullanacağını belirler. Mesela çalışan programlara birden fazla program çalışırken onların hangisine ne kadar CPU yani işlemci gücü ayrılması gerektiğini belirler mesela siz bir dosya tıkladığınızda orada hani sadece root kullanıcısı olarak girebileceğiniz bir dosya tıkladığınızda o anda izinleri de belirleyen çekirdek ve hani siz bir siteye tıkladığınızda ya da sürekli mesela bir ping atılıyor değil mi siz internettesiniz çünkü sürekli karşılıklı haberleşmeyi bilgisayarınızdan karşı tarafa iletim görevini başlatan da çekirdek aslında yani bu işlemin yapılmasını da çekirdek sağlıyor yani çekirdeğin görevleri böyle diyebiliriz. Bir sistemdeki her şeyin çalışmasını çekirdek sağlıyor yani arkadaş. Hatta şöyle bir espriyle gireyim araya. Chat GPT'ye sordum dedim ki insanların çekirdeğin görevini anlayabilmesi için hani bir benzetme yapayım videoda dedim. Bana şunu söyledi. Abi dedi çekirdek, abi dedi bir orkestra düşün dedi işte kimisi çalgıcı, kimisi işte ekran kartı çalgıcı şudur, solist şu. Bateris, şu şu şöyle. İşte dedi Kernel dedi. Bütün o, bütün orkestranın şefi dedi. Mesela Kernel olmasaydı dedi. Orada kaos çıkardı. Hiç kimse müzik çalamazdı falan. Güzel anlattı aslında arkadaşlar. Bir operayı düşünün. Başlıyor, devam ediyor, çalıyor, bitiyor. Bilgisayarı düşünün. Düğmeye basıyorsun, işini hallediyorsun, kapatıyorsun. Nasıl ki bilgisayarın içinde iş, senin istediğin şeyler ya. Bilgisayar görevlerini yerine getirebilmesi için onları yöneten bir sistem. Kernel ise orkestranın şefi yönetimi sağlıyor. Öyle gibi düşünebilirsiniz. Evet dostlar son konumuz Şimdi dostlarım bu biraz daha teknik bir konu aslında. Ha ben Linux kullanacağım. Sen benim kafamı böyle şeylerle çok karıştırma. Ya sen bana bir şey söyle ben onu yükleyeyim kullanayım işte diyorsan Linux'unu başlatırken birincisi. Abi sistemin stabil çalışsın kafam ağrımasın istiyorsan LTS kerneli kurabilirsin bilgisayarına. Debian tabanlı bir Linux seçtiğinde varsayılan olarak LTS'i kullanıyor olacaksın. Aslında diğer kernel çeşitleri de var. Toplam bugün 4 tane kernelden bahsedeceğim. Peki LTS nedir abi? Hani neden size LTS kullanmanızı önerdim? Abi LTS aslında gayet standart bir Linux kernel yani en sıkıntısız çalışan en fazla güncelleme alan en böyle stabil çalışan diyebileceğim çoğu dediğim gibi Debian çoğu da LTS kernel kullanıyor. Önce gayet iyi, güzel, stabil çalışıyor. Size de onu tavsiye ederim. Mainline kernel'e gelelim. Evet abi mainline benim kendim de kullandığım kernel çeşidi aslında. Mainline ne abi? En hızlı WiFi ses, driver yani gelebilecek güncellemeleri en hızlı alan donanımsal olsun, yazılımsal olsun. Bütün gelen güncellemeler ilk uğradığı durak yani hani daha hızlı çalışıyor ve biraz daha hani şunu kabul etmek zorundayım daha aslında sıkıntı çıkartıyor çünkü şöyle düşünün abi Burada etap etap ilerliyor. Yani bir, bir yeni sürüm çıkıyor. Son kullanıcıya ulaşana kadar bu sıkıntılar çözülüyor. Yani ortalama bir Debian kullanıcısı o güncellemeyi aldığında sıkıntısı çözülmüş oluyor. Daha önceden bu konuda çok fazla sıkıntı yaşadıysanız yani bu kernel'den yola çıkabilecek problemleri çözerken öğreniyorsunuz bir yerden sonra. Hani ortalama bir sıkıntı tekrardan temizleyip geçiyorsunuz. Kaldı ki zaten artık işletim sistemlerinin çoğunda sistem geri yüklemesi de var. Hani o sistem geri yüklemesi sayesinde yaptığınız bir update eğer problem çıkartırsa en son yüklediğiniz o şeyi atmadan önceki halinize geri döndürebiliyorsunuz bilgisayarı tek. Herkes mainline yüklesin demiyorum ama ben kendi kullandığım kernel çeşidini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar burada iki tane daha kernel çeşidimiz var. Bunların bir tanesi sizin çok hoşunuza gidecek bak eminim. Choice'de de aktif kullanılan Zen kerneli arkadaşlar. Zen kernel oyuncular için biçilmiş bir kaftan abi. Oyun oynayan insanlar için optimize edilmiş ve oyunları daha hızlı, daha stabil çalıştırması için habire güncelleme alan, habire geliştirilen ve gayet de iyi, tatlı çalışan bir son olarak Hardrat -hard kernel diyebilirim bu da. Arkadaşlar bunu ben hiç kullanmadım. Nasıl bir fark yaratıyor, nasıl bir fark yarattığını bilmiyorum açıkçası ama şunu söyleyeyim söyleyebilirim. Eğer sistem güvenliğe bağlı bir sistemse Harder'ı kullanıyorlar. Yani bunu hiç kullanmadım. Daha önce de çok bir bilgi sahibi değildim. O yüzden çok detaylı anlatamayacağım maalesef. Sadece abi benim olayım güvenlik diyorsanız eğer bu kerneli yükleyin. Bunu söyleyebilirim. Evet dostlar bu şekilde. Hani size umarım olabildiğince net anlatabilmişimdir kafamdaki 3 tane o parametreyi Linux'la alakalı. Bugün ne yaptık? Bugün Linux'la alakalı tüm jargonları öğrenmiş olduk. Yani tüm jargonları tabii ki de öğrenmedik ama yani en azından bir dağıtım kullanmak istediğiniz zaman karşınıza çıkan o jargonlardan %80 %90 %90'ına bugün hakim olduk hep birlikte. Eğer bu konuyla alakalı anlamadığınız bir şey olursa bana lütfen yorumlarda sorun. Hepinize olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomu beğendiysen beğeni tuşuna basıp zilleri açıp işte paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutma. Eğer beğenmediysen de bana dislike atıp yorumda küfürler savurabilirsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere iyi günler. Ha, sistemi 2 saattir güncellemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim beyler.